Bununla ilgili şöyle sorayım. Anlattıklarınızdan benim çıkarımım normalde bunlara not düşecek ve bunun da sonucu hani hayırdır diye, ama siz bir grup başkanı olarak özellikle soruyorum. Bu böyle bir hani grupla konuşarak, istişare ederek alınacak bir karar olduğu için mi böyle net evet ya da hayır dememenizin nedeni? Biraz o mu? Zaten inanç özgürlüğünden yanayız. Biz 6 parti birlikte, Saadet Partisi de vardı orada. Evet, Gelecek evet. Partisi de vardı orada. Biz dedik ki biz başörtüsüyle ilgili ne diyeceğiz yani Peki, şimdi? buna bir Biz sözüm sadece yok. şunu diyeceğiz. Niye sen yasa teklifini kabul etmedin de bize ipe un seriyorsun, yokuşa sürüyorsun arabayı Anayasayı da getir. yeni bir madde getiriyorsun orada. Evet. Aile mefhumu diyerek madde getiriyorsun sen Evet. orada. Aile mefhumu biraz önce gerekçelerimi söyledim. Onlarca gerekçe söylerim ben. Bu ama günün sonunda bir Ha, oylamayı beraberinde getirecek. getirecek. Getirdiği zaman da biz söyleyeceğiz. İnanç özgürlüğünden yanayız. Hı. Bununla ilgili hatta o zaman dedik ki bu metin yeniden yazılsın dedik. Evet. Bu metinde çok ciddi problemler var dedik. Hem birinci bölümde yani başörtüsüyle ilgili olan, kıyafetle ilgili olan bölümde hem de aileyle ilgili olan Bu bölümde metinde ne olursa burada. evet diyeceksiniz. Beraberce oturacağız. Söyledik biz onu. Hazırladık zaten Hı biz. Biz hı. hazırladık. Bizim hazırlamış olduğumuz şekliyle olursa yani 6 parti beraber hazırlamıştık. Bu şekilde bir düzenleme yaparlarsa evet deriz. Biz buna evet 6 parti beraber çalıştık. Her şeyimizi açık yaptık. Onların gibi kapalı kapılar Anladım. arkasında kimse soru sormuyor. Ya Sayın Bahçeli, Erdoğan'la ne konuştunuz? Sayın Erdoğan, Bahçeli'yle ne konuştunuz? Kimse sormuyor onlara. Varsa yoksa 6 liderin her günkü toplantıda yazıyoruz. Şunu konuştuk diyoruz. Yediğimiz yemeğe kadar söylüyoruz. Ama algılar Farklı. gerçeklerin önüne geçiyor. Ve güçlüler, çok güçlüler. Çünkü bir devlet partisi haline dönüşmüşler. Parti devletini oluşturmuşlar. Kişi devleti oluşmuş. Ve bunlarla beraber biz bunlarla da mücadele ettik. Ama Sizce buna bugün ne rağmen yenebilirdik. konuştular? Sizce bugün ne konuştular Erdoğan'la devletle? Belediye başkanlarını konuştular. Ve Hmm. belediye başkanlıklarında Büyükşehir'de beraber hareket edecekler. MHP'nin güçlü olduğu yerde MHP Milliyetçi Hareket Partisi orada AK Partililer zımnen oraya destek verecekler. Bu böyle oldu zaten. Geçmişte biliyorsunuz Manisa'da öyle oldu. Manisa MHP'ye bırakılmıştı. MHP'deydi zaten. Orada Adalet ve Kalkınma Partiler MHP'ye oy verdiler. Orada da Millet İttifakı daha ciddi adaylar çıkartması lazım. İşte burada adaylar çok önemli. Siz Biz hala burada ittifak diyorsunuz. Hemen bunu. özür dilerim, bir yandan da Devlet Bahçeli şöyle söylüyor. Biz Cumhur İttifakı Evet. yolumuza devam ediyoruz. Birlikteyiz diyor. Yani stratejimiz belli. Taktiksel hamlelerimizi yapabiliriz diyor. O da belli. Belli şehirlerde MHP, belli şehirlerde AK AK Parti, Parti, evet. büyük şehirlerde de kendi aralarında paylaşacaklar bunları. MHP ise MHP'ye destek verecekler. O halde biz ne yapmalıyız? Muhalefet ne yapmalı burada? Saadet ve Gelecek partileri olarak Türkiye genelinde aynı bölgelerde iki ayrı parti olarak seçime girmeyeceğiz Doğru. diyorsunuz. Böyle bir anlaşmanız Var. var. Ama onun yanı sıra, şimdi siz Millet İttifakı dediniz ama faal olarak artık bir Millet İttifakı yok. Hatta belki bu seçimden sonra artık Millet İttifakı dememek bir yandan sizlerin hayrına mı olur bilmiyorum. Çünkü marka değeri olarak da biraz yıpranmış durumda. İşbirlikleri vesaire deniliyor. Meral Hanım'ın sözleri ortada. CHP'de özellikle hani İstanbul, Ankara gibi ya da diğer belediye başkanları için yeniden aday olmalarının ihtimali çok yüksek gibi görünüyor. Kemal Bey'in isteği de ortada. Ne olacak, ne yapacaksınız? Şimdi ittifak zaten yok efendim. Hı. Belediyelerde ittifak yok. Niye Evet. yok? Kanun yok. İşbirliği Ama diyorsunuz siz, öyle mi? Cumhurbaşkanlığında ve milletvekilinde ittifak var, kanunu var. Hı. Şimdi burada parlamentoda bunun kanunun çıkması lazım. Öncelikle ben buradan iktidar muhalefete sesleniyorum. Gelin beraber burada 6 ay 7 ay var belediye başkanlığı seçimlerine. Bu parlamento açılır açılmaz bu yerel yönetimlerle ilgili de ittifak yapılabilir diyerek kanun yapalım. Kanunsuz bir şey yapmayalım. Defakto olarak yapmayalım bunları. İkinci olarak işbirliği var. Burada Saadet Gelecek Partisi olarak biz Türkiye'de güçlü olduğumuz yerlerde beraber seçime gireceğiz. Bizim güçlü olduğumuz yerde Saadet Partisi aday çıkarmayacak. Saadet Partisi'nin güçlü olduğu yerde biz aday çıkarmayacağız. Ve biz her yerde adaylarımızı hazırlamaya Bu çalışıyoruz. sadece Ama iki bu partinin ortaklığı mı, yoksa diğer partilerin adayları ile ilgili de benzeri bir şekilde bir adım atabilir biz misiniz? muhalefetle ilgili bir işbirliğine hazırız biz. Bazı yerlerde biz kazanamayacaksak birileri de kalkıp Türkiye'de belediyecilikte daha doğrusu yargıda ve bürokraside çifte standart uyguladığı bir ortamda ve belediye başkanlarına sen niye yardım topladın Covid'de Evet. paralel devlet mi kuruyorsun diyen bir iktidara karşı veya kendi belediye başkanlarını yargıya götürmeyen işte Melik Gökçek'leri 8 tane belediye başkanını FETÖ'den mi aldınız görevden istifa ettirdiniz yoksa yolsuzluklar mı vardı hırsızlıklar mı vardı veya Belli değil. bakanlar Ulaştırma Bakanı geçmişte istifa etti veyahut da öbür taraftaki Ticaret Bakanı öbür taraftaki başka bakanları. Bunlarla ilgili çifte standart uygulayan bir yapıya karşı biz işbirliği yaparız.
iyi adaylar çıkartalım diyoruz. İyi Parti de iyi aday çıkarsın. CHP de iyi aday çıkarsın. Biz de iyi adaylar çıkaralım. Yani en çok milletin teveccühünü, çünkü her belde, her ilçe, her il, her büyükşehir bir cumhurbaşkanı gibi bir kişi seçecek. Hı hı. Ama en çok oy alan çıkacak orada. %50+1 yok. O ama nedenle işte biz... bu herkesin ayrı aday çıkarması hali iktidarın işine yarayan ve onun istediği bir şey mi? Mesela Meral Hanım'ın hadi birlikte değil de ayrı ayrı çıkalım çağrısı bu anlamda çok işlevli bir çağrı gibi duruyor mu size? Bakın burada geçmişte 5 parti yarıştı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na 94'te. Evet, evet. Ve burada sıyrılan... 2 sağ, 2 sol parti vardı. Evet. 2 sağın 4 tane kişi yarışırken Sayın Erdoğan %23 küsürle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı evet, oldu. Evet, evet. Bu ders olsun. Herkese ders olsun. 2 ama şunu da unutmasın herkes. Adaylar çıktığı zaman efendim, çok güçlü bir aday çıktığında, şehirde sevilen birisi çıktığı zaman, hı hı, hangi partiden aday gösterirseniz gösterin. İster %3'lük partiden, ister %5'lik partiden, ister %10'luk partiden, ister %30'luk partiden gösterin. Şahıs çok rahat bir şekilde belediyeleri kazandığını göreceksiniz. Neden, hı hı, Çiğdem Hanım, biliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığında ve milletvekilliğinde ne ön plana çıkar? Parti, sonra lider, evet, sonra milletvekili aday ortaya çıkar. Doğru. Şimdi Ankara milletvekillerini açalım telefonu. Random usulü şey, Ankara milletvekillerinin isimlerini sayın diyelim. Birinci bölge, ikinci bölge, kimse sayalım. Ama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı söyleyin diyelim. Tabii ki. İstanbul Büyükşehir söyler. Belediyelere geldiğimiz zaman birinci sırada ne gelir? Aday gelir efendim. İkinci sırada parti gelir, üçüncüde lider gelir. Diğerinde ise tam tersi olur. Evet. Parti ve lider yan yana gelir. Milletvekilleri adaylar işte çok temayüz eden birisi vardır. Biraz 5.000-10.000 oy getirir. Ama öbür tarafta yine kimi koyarsanız koyun o parti onu seçer veya kimi koyar o partiden 5.000 oy alacaksa 5.000 alır, 6.000 alır, 15.000 alamaz efendim. Onun için burada biz çok iyi adaylarla çıkalım istiyoruz. Hem bir yandan iktidarın adaylarının karşısında, hem de kendi içimizde kim ayrı ayrı girse bile, yani partiler ayrı ayrı girse bile, orada temayüz etmiş birisi çıktığı zaman seçmen çok sağduyulu efendim. Seçmen çok sağduyulu, kime oy vereceğini biliyor. Ve veriyor da oyunu. Belediye başkanlarında ben gördüm bunu. Peki, yaşadım da bunu. Çok yaşadım. Ben 16 seçim gördüm 30 sene içerisinde. 8'inde aday oldum. 4'ünü kaybettim, 4'ünü kazandım. Görüyorum. Adam çok güçlü. Turgut Altınok. İsim evet, vereyim size. Evet, evet, evet. Keçiören'den çıktığında. Bana da adaylık teklif edilmişti. İki parti de bana teklif etmişti o zaman Keçiören'den. Ki kazanıyordum ben. Muhsin Bey'in partisini tercih ettim. Muhsin Yazıcıoğlu'nu tercih ettim. Yine ilk defa seçime giriyordu. Turgut Altınok orada temayüz etmiş birisiydi. Refah Partisi, Anavatan Partisi ve MHP eşit, birbirlerine çok eşit oyları vardı. Seçim zaten seçim sonuçları da öyleydi. Turgut Bey öne çıktı. Orada niye? Bir yıl öncesinden başladı çalışmaya. Her düğüne gidiyordu, her cenazeye gidiyordu. Ben varım diyordu. Tanındı. Diğer adaylar da vardı. Belki onlar daha liyakatlı, belki daha ehliyetliydi. Ama orada o çıktı. Niye? O millet dedi ki ya bu hizmet eder. O zaman seçti. Aklıma o geldiği için söylüyorum. Anladım. Başka şehirlerde hatta ya Ankara için de adı da zaman zaman Hatay'da geçiyor şimdi. Örnek vereyim. Lütfü Bey. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne aday oldu. Kazandı. Sonra Adalet ve Kalkınma Partisi ona aday yapmadı da Sadullah Ergin'e aday yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yanılmıyorsam eğer. O da gitti Cumhuriyet Halk Partisi'ne aday oldu. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi. Milliyetçi gelenekten geliyor. Çıktı. Seçmen dedi ki yo ben sana oy veriyorum. İktidar Partisi'nin adayına oy vermiyorum. İktidar çok güçlüydü. En güçlü olduğu evet, dönemde evet, 2014 evet. yılıydı yanılmıyorsam eğer. 2014 yılında en güçlü olduğu dönemde. Örnek vereyim Manisa. %47 oyu vardı AK Parti'nin. AK Parti bir genel başkan yardımcısına aday gösterdi. Bir Manisalı arkadaşa aday gösterdi. 47 oy 37'ye düştü. Evet. Ve MHP aldı. Galiba. %10,5 oyu olan bir MHP evet. geldi belediye aldı. %37 ile efendim. %42, %41 ile. Doğru, demek ki doğru, evet. adayı doğru gösterirseniz çıkar ve kazanır. Peki, ama partinin de rolü vardır, genel başkanlığa rolü vardır. Şöyle, öyle bir ortam var ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir aday göstereceği biri var ve bu biri gerçekten çok da seviliyor, iyi de temiz de biri. Yani geçmişi de bagajı da olmayan biri diyelim ve orada da sevilen, seçilecek de biri, seçilebilecek biri. Yani tabii iki partinin de ağırlığı şu anda omuzlarınızda, o yüzden sorarken buna göre de sormuş olayım. Böyle bir isme ya evet bu da bir gerçek, buna da evet deriz diyebilir biraz misiniz? Biraz önce söyledim. Yani isimler çok ön planda. Zaten orada iktidarın çok fazla bir rolü olmuyor. Belediyede şöyle rolü oluyor. Müfettişlerini çok gönderiyor muhalefetten olursa. Oradaki şu çöpü mertek yapabiliyor çok rahat bir şekilde.
bunu yapıyor. Veyahut da kredi verecek vermiyor. Yardımlarını geciktiriyor. Veya orada bir proje yapmak istediği zaman o projeyi onaylamıyor. Evet. Bununla ilgili geciktiriyor. Ama bunlar işte yapıyor. Hani şeyse teveccüh gören birisi. Evet, teveccüh gören birisi. Burada zaten seçmen değerlendiriyor efendim. Biz oy vermeyin desek doğru olmaz. Biz vermeyin desek bile vatandaş verir orada. Bizim verin, vatandaşımız... Böyle göze soka soka da verin der misiniz ya da? Yok biz vatandaşımızı serbest bırakırız. O kadar da değil. Yani o kadar da değil. Yani biz burada da mevcut iktidarın yaptıklarını gördükten sonra o kadar da değil. Şimdi odayı, grup odası istiyoruz. Grup odamızı veriyorlar. Benim odamı veriyorlar. Tamam ama grup başkan vekillerinin odalarını tuvaletlerini orada veriyorlar. Dedik ki bakın beyefendiler. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin odası kaç metrekare ise grup odası bizimki de o kadar. Biz de o kadar metrekare istiyoruz. Yani burada 20 milletvekili olan gruba şu kadar metrekare verilir diye yazmıyor. Öyle burada, bir şey yok. Bizim de genel başkanlarımız gelecek burada 2 gün burayı kullanacaklar. Araba verecekler. Biz diğerleri Audi kullanıyorlar. Bize gelince Toyota verelim size diyorlar. Niye ihale yapmadık henüz diyorlar falan. Ha. Meclis kocaman meclis bununla uğraşıyor. Bunlarla biz bunlarla. Geçen gün Sayın Davutoğlu meclisi olağanüstü toplantıya çağırdığımızda izlemeye gelmek istedi. Locayı açmadılar. Niye açmıyorsunuz? Efendim locayı özel günlerde açıyoruz. Özel gün ne? Hangi gün? Her gün özel gün değil mi? Salı, çarşamba, perşembe meclisin çalıştığı her gün özel gün değil mi? Olağanüstü çağrılmış olan bir gün mesela özel değil miydi? Özel derken 29 Ekim'miş, 23 Nisan'mış, meclisin açıldığı günmüş. O gün locayı açıyorlarmış. Peki Sayın Erdoğan gelse, izlemeye gelse, Sayın Erdoğan dese ki ben bugün meclisi izlemeye geldim dese, Sayın Erdoğan'a gazetecilerin olduğu yeri mi göstereceksiniz? Yo, açacaksınız orayı, bal gibi de açacaksınız. Hadi açmayın da göreyim. Tabii. Açacaksınız. Ondan sonra da buna demokrasi diyeceğiz. Buna da diyeceğiz ki parlamento millet iradesinin hakim olduğu yer diyeceğiz bize. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Egemenlik kayıtsız şartsız külliyenindir. Böyle oldu. Böyle oluyor. Diyorsunuz. Peki bu seçimden sonra özellikle tabii herkes bir şekilde özellikle altılı masa açısından diyorum. Herkesin belki bir hatası ve herkesin haklı olduğu yanlar da var. Böyle de bir süreç. Ama şimdi onun ardından böyle yapılan açıklamalara baktığımızda mesela Sayın Davutoğlu'nun sözleri de çok tartışıldı ama sonra ne demek istediğini açıklık getirmişti. En son Ankara Milletvekili Sayın Yamalı'nın Nedim Bey'in sözleri. Herkes kendi seçmenini toparlasın. Hiçbir partinin tabanını mutlu etme zorunluluğumuz yok. Bir şekilde Millet İttifakı'yla girdik diye hayatı boyunca bu seçmenle uğraşacağız diye bir şey yok. Biraz acaba hani yani CHP'nin listelerinden seçime girmeniz vesaire sizi bu anlamda bağlayan bir şey mi oldu? Yani bunlar bu açıklamalar aslında normal açıklamalar mıdır? Ya da yaralayan açıklamalar mıdır? Zaman zaman da tepki görüyorsun yani, çünkü. Biraz Nedim Bey demek istediğinin dışında mı bir tabii, şey söyledi? Arkadaşım değerli bir siyasetçi. İl başkanlığı yaptı. Beraber parti kurduk. Birlikte evet. Çile çektik. Kolay değil. 4-4,5 senedir biz Anadolu'yu dolaşıyoruz. Ölümleri göze alarak çıkıyoruz. Yani endişelerle siyaset yaptık. Paralar bulmaya çalıştık. Kendi aidatlarımızla partimizi ayakta tuttuk. Ben burada farklı düşünüyorum. Birisi hepimiz aynı şeyi düşüneceğiz gibi bir şey yok. İslam itikatta birlik istemiyor. Amentü'de birlik istiyor. Veyahut da Cumhuriyet fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller istiyor. Elbette. Ben burada farklı düşünüyorum. Biz yok öyle bir şey yani bir tabanı mutlu etmek diye. Biz her tabanla görüşeceğiz. Tabii ki mutlu edeceğiz. Ben bir yandan Deva Partisi'nin tabanını da mutlu etmek için siyaset yapıyorum. Yani onlar diyecekler ki evet doğru işbirliği yaptık. Doğruydu mutluyuz biz. Yani onlar bizim hatalı, biz kendimize dönmeliyiz. Orada tabanı suçlamaya gerek yok. Yani tabana mutlu. Elbette onların mutlu edeceği. Cumhuriyet Halk Partisi'ne niye teşekkür etmeyeyim ben? Ben burada üçüncü bir blok kuralım dediğimizde kabul edilmediği ortamda. Cumhuriyet Halk Partisi beraber birlikte bir grup, beş parti birlikte ittifak yapalım, milletvekili listesi yapalım dediler. Burada eğer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığını kazanmış olsaydı bizim esamemiz okunmayacaktı ki. Evet. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu konuşulacak. Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu. Milletvekilliği hükümet sistemi değil bu. Evet. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Halen o nedenle bunları büyütmeye gerek yok. Geriye dönmeye de gerek yok. Çok fazla dünü konuşmaya gerek yok. Yani Demirel'in çok güzel bir lafı var. Dünün güneşiyle bugünün çamaşırlarını kurutmayalım. Peki size özellikle böyle güvenliğe ilişkinde yani bildiğim için hassasiyetinizi birkaç o soruyu da sormadan olmaz. Şimdi az evvel komisyonlardan bahsettik. Komisyonların başkanları yine bakanlar oldu ama işte bir bakan ki ya zaman zaman da ismini almışsınızdır çok tepkiniz de olmuştur. Süleyman Soylu eski bakan. Şimdi evet komisyonun başkanı vesaire ama biz yeni İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'nın sanki yani Süleyman Soylu'nun bakanlığının da artık sona ermesinin ardından kendisine gelmesiyle birlikte sanki Soylu'nun ekibini de
tasfiye eder gibi ya da bir tırpanlar gibi bir hali olduğunu görüyoruz. Katılır mısınız? Böyle mi okuyorsunuz? Ve bu arada Ali Yerlikaya ile Süleyman Soylu'yu karşılaştırdığınızda durum ne? Şimdi bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 3 dönem milletvekilliğimde herhangi bir bakanlığa Ahmet Bey geliyor. Gelir gelmez bütün bakanlığı değiştiriyor. Sanki Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldi. Çok güzel. Bunu değil, hepsini değiştiriyor. Bir bakanlık bir cemaatin elinde oluyor. Sonra bakıyorlar ki bu çok büyüyor, gelişiyor. Oraya tam tersi bir bakan atayarak onlar tasfiye ediliyorlar. Hep böyle tasfiyeler üzerine bina edilmiş olan bir yapı. Ama bir diğer yandan da mutlu ediliyorlar. Kadro tasfiye ediliyor ama onlarla yine iyi geçiniliyor. Evet. Oy basında evet. İyi geçiniliyor. Onlara başka imkanlar veriliyor, ihaleler veriliyor. Başka yerlerden işte vakıflarına, derneklerine imtiyazlı imkanlar sağlanıyor. Bunlar yapılıyor. Yani şunun gelmesi, bunun gitmesi hiçbir şey değiştirmez efendim bu sistemde. Ben geçen gün Mehmet Şimşek'in gelmesine de söyledim. Vallahi evet. Adam Smith'i getirseniz, Keynes'i getirseniz. Keynes'i getirin. Vallahi dedim siz dedim Mehdi gelecek, onun hazırlığını yapıyoruz diyorsunuz. İsa Mesih gelse ki geldi dedim parlamentoda bizim grup başkanındakinin adı İsa Mesih. Bu da düzeltemez dedim. İsa Mesih de düzeltemez. Şimdi burada bakan bürokrasinin gelmesi hiç önemli değil. Bu bürokrasi hiçbir zaman özgür iradeliyle çalışamazlar. Yönetmelikleri, bakınız... Genelgeleri, kanunları, anayasayı bile yorumlayamazlar. Yukarıdakiler ne söylerse onu yapmak zorundalar. Yapmazlarsa ertesi gün görevden alınırlar. Bunların söyleyeceği her hukuksuz işlemi yapmak zorundalar. Ki şahit bir sürü konu biliyorum. O kadar çok şey biliyorum ki. 70 bin liraya alınan bir şeyi 1 milyon liraya aldıklarını biliyorum. Peki Soylu etkisinin biraz daha kırılmış olması pozitif bir şey mi sizin açınızdan? Hiç fark etmiyor. Soylu biraz daha kendini ispat etmek, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başına geçmek istiyordu. Ben de diyordum ya bu kadar çırpınma. Hani Sayın Erdoğan gittikten sonra Adalet ve Kalkınma Partisi yok. Burada bir kişi var. Erdoğan var. Bir de partisi var. Erdoğan gittiği gün partisi de olmayacak. ANAP'tan daha beter olur bu yapı. Sen boşa kürek çekiyorsun. Muhale oynuyorsun diyerek kaç defa uyardım onu televizyonlar kanalına ama dinlemedi beni. Bir defa dinledi beni. Covid'de istifa etmesi gerektiğini bir özür borcu var dedim. Hatta sokağa çıkmayı doğru yönetemediği için. Bir özür borcu var bir de istifa borcu var dedim. Özür diledi aferin dedim. Bir de istifa etti yine aferin dedim. Tekrar geri istifasını aldı olmadı dedim o zaman. Evet. O zamanlar epey bu üzerine de konuşmuştuk. Bir şey daha yine güvenlik demişken fikrinizi merak ediyorum. Soylu niye alındığını da söyleyeyim unutmayın diyeceğinizi. Soylu'nun mesela ben bir şeyini söylemiştim. Sayın Çiller'i Fethullah Gülen İstanbul İl Başkanı olurken sizin için aradı mı diye sormuştum. Sizin referansınız, Fethullah Gülen mi demiştim. Doğru Yol Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı'na adayken başka adaylar da vardı. Soru sordum. Sizin referansınız Fethullah Gülen miydi ve Fethullah Gülen Çiller'i sizin için aradı mı? Aradı dedim. Sayın Çiller'e de çağrıda bulundum. Süleyman Soylu'ya da çağrıda bulundum. Bir açıklama gelmedi. Gelmedi. Tabii alınmasının en büyük gerekçesi de budur diye düşünüyorum. Ve kendisinin de çok fazla gündeme gelmek adına çırpınmasına bağlıyorum bunları. Meclisteki o bağırmaları, konuşmaları terörle mücadele eden bir kişi az konuşur. Peki terörle mücadele demişken tam da o noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı bir kararname, jandarma kararnamesi değil mi? Bölge komutanlıklarının ortadan kaldırılması. Yani bütün jandarma bölge komutanlıklarının kapatılmış olması ve bunun gerekçesi olarak da terörle mücadeledeki başarı, elde edilmiş başarı dile getiriliyor. Bu gerekçenin gerçekten samimi olduğunu düşünüyor musunuz ya da bu kararı nasıl yorumluyorsunuz? Hani kararın tamamen derinliğini bilmiyorum. Arka planını bilmiyorum. Yani neden bu komutanlıklar nerelerdeydiler? Ne tür işlemler yapıyorlardı? Ne tür yetkileri vardı? Bunlara çok vakıf değilim ama 15 Temmuz sonrası zaten çok şeyler değiştirdiler. Çok geçmişte işte dediler ki darbenin gerekçesi bu Milli Savunma Bakanlığı'nın Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olmaması falan dediler. Milli Savunma Bakanlığı'na bağladılar hatırlarsanız. Bunlarla. Bunlar değil. Bunlar çok sati şeyler. Burada ağır ağır denetim mekanizmalarını uzaktan tutmak efendim bu. Hepsi için söylüyorum. Sadece bu Sayıştay için söylemiyorum bunu. Bakanlık müfettişler için söylemiyorum. Medya için söylemiyorum. Siyasi partiler için söylemiyorum. Dernekler, vakıflar için. Kurumlar için de söylüyorum bunları. Bu kurumların da içleri iyiliş ediliyor. Neden? Nasıl? Söyleyeyim. Kızılay'ın içi boşaltılıyor. Bu bir devlet kurumu aynı zamanda. Veya devlete ait kurumların içi boşaltılırken kendilerinin kurduğu dernek ve vakıfların içleri dolduruluyor.
kendilerinin kurduğu ve imtiyazlı hale getirdikleri, kamu yararına çalışan vakıf ve dernek yaptıkları yerlerin işleri donduruluyor. Böylece devlete darül harp muamelesi yapılıyor ve başka türlü de darül yağmayla da kendi vakıflarını, kendi derneklerini dolduruyorlar. Ve kalkıyorlar, başka şeyler söylüyorlar. Ve bu vakıflar ve bu derneklerin başkanları da insanları ötekileştiriyorlar, tekfir ediyorlar. Bizim kafirliklerimizi ilan ediyorlar. Zaten genellikle genelleme yapıyorum, bu iyileri tenzih ederim ama sağın haini, solun döneyi ve de bu İslamcıların da şeyi bitmiyor, kafiri bitmiyor efendim. Bitiyor. Peki, bu genellemelerden gerçekten bir memleket piyasası çekiyor. Genelleme yapmıyorum ama evet. Son iki dakikam, şunu sormadan olmaz. Yani FETÖ'de o kadar çok dediniz, az evvel de biraz bahsettiniz. Bu konudaki mücadelede gelinen nokta ama birkaç gündür konuşulan mevzu, Sayın Akşener'le ilgili 7 sene önce açılmış olan bir dosya var biliyorsunuz. Evet. Defaatle benim hadi ifademi alın, şu görelim nedir diye. Sonra anlaşıldı ki bir PKK'lı ifadesi üzerinden başlatılmış. Sonra bu kişi 28 ay sonra evet gizli tanık ama tıpkı Ergenekon balyozdaki gibi garip bir duruma bizi anımsatıyor. Serbest çağrışım, PKK tanık, TSK sanık gibi bir süreç yaşamıştık. Nasıl oluyor da bu kişilerin üzerinden böyle haysiyet cellatlığı yapılabiliyor ya da daha kaç kişi benzer şekilde kim bilir suçlandı tam da MHP genel başkanlık yarışı olduğu zaman. Şimdi 7 sene sonra sizce neden, yani bu zamanlama açısından ne dersiniz, dosya kapatıldı, daha doğrusu kavuşturmaya gerek olmadığı takipsizlik kararı verildi ve evet FETÖ ile mücadele görüyor musunuz şu anda? Şimdi Fethullah Gülen'le mücadele zaten baştan itibaren yanlış yapıldı. Bir de bu şu barışma iddiasına Lütfi Türkkan'ın dile getirdiği bir şey vardı ya. Şimdi baştan itibaren yanlış yapıldı diyorum. Neden? Bunların darbe yapacakları belliydi. Ben biliyordum da devletin istihbaratı bilmiyor muydu? Yani MİT bilmiyor muydu? Jandarma istihbarat bilmiyor muydu? O zaman jandarma istihbarat da vardı. Emniyet istihbarat bilmiyor muydu? Veya hükümet bilmiyor muydu? Biliyordu. Bunlar zamanlamasını bilmiyorlardı, tarihini bilmiyorlardı ama bunlar zaten açık istihbarattan diyorlardı. Bir gece işte basacağız, yatakta basacağız, şafakta asacağız falan diyorlardı. Bu sırada bunların tüm yetkilileri Avrupa'ya gittiler. Amerika'ya gittiler, Avrupa'ya, başka ülkelere gittiler. Sadece darbe yapacak adamları burada kaldı. Sonra bu mücadelede, darbecilerle mücadele edeceğiz derken, FETÖ'yle mücadele... Bu sırada cemaat sahikiyle buraya girmiş insanlar da aynı torbaya konuldu. Vatandaşınızı devlete düşman hale getirdiniz. Siz bunlara destek veriyorsunuz. Sizin damadınız bakan oluyor. Onların okullarında okuyor. Ama biz onların dediğini yapmadık diyorsunuz. Müneccimlik yapıyorsunuz, medyumluk yapıyorsunuz. Kalpleri okuyorsunuz. Öbür taki vatandaşa diyorsun ki niye okula gittin? Neden onlara kurban derisi verdin? Sen gönderdin, sen açtın o okulları. Valinin imzası var, kaymakamın imzası var, bakanlar kurulunun imzası var, başbakanın imzası var, cumhurbaşkanının imzası var. Kimin imzası var orada? Herhalde yine aynı şekilde bir UFO'lular veyahut üç harfliler falan gibi bir şeyler bekliyorlar bunlar. O nedenle bugün de FETÖ ile olan mücadelede doğru şeyler yapılmıyor. FETÖ borsası ile ilgili yanlışlıklar var. Bunlar hepimiz söylüyoruz. Burada cemaat sahikiyle buraya girenlerle hakikaten darbe yapmak isteyen örgüt sahikiyle bu faaliyette bulunanlar hiçbir zaman tefrik edilmediler. Ayırt edilmedi. Öyle bir yargı yoktu, öyle bir idare yoktu, öyle bir de siyaset kurumu yoktu. Ben son oradaydım. Cümle. Ben Darbeler Araştırma Komisyonu Başkan Vekiliydim. Evet, biliyorum. Oradaydım. Biliyorum. Ve o nedenle diğer konuda burada 7 sene sonraki. 7 sene sonraki Meral Akşener Hanımefendi'nin bu Adalet Bakanlığı'nın önünde bir söz vardır. Ekmek bulmak gecikebilir, aş bulmak gecikebilir, adalet gecikmez, tez verilmeli diye. Tez verilmeyen bir adalet değildir efendim. Devletlerin dini adalettir. Sayın Erdoğan ve arkadaşları burada muhalefeti susturmak adına zaman zaman yargıyı da manipüle ettiler ve yargıyı da kullanmak istediler. Kullandılar da zaten. Zaman zaman kullandılar bu yargıyı. O nedenle yargıçlara da sesleniyorum buradan. Sizler nasıl Berlin'de hakimler var deniliyorsa zamanında, siz de burada Türkiye'de hakimler var diyerek ölümü göze almalısınız, tutuklanmayı göze almalısınız ve siz hakimliğinizi doğru yapmalısınız. Peki. Bizim davamızdaki hakimler tehdit edildiler ve hala davada devam ediyor. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Daha konuşacak çok şey de var. Evet. Soru da doğuruyor bir yandan ama süremiz sona erdi. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Yine bekliyoruz efendim. Sağ olun. Kolaylıklar dilerim sahadaki çalışmalarınızda da. Efendim noktalıyoruz. Gündem özelliği Sayın Selçuk Özdağ da uğurlarken biz de sizlere mutlu akşamlar diliyoruz. Yarın yine saat 20'de yine gündem özelde buluşalım ümit ediyoruz. İyi gelişmelerle.